Mahmut Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. İyi hafta sonları şimdiden. Çok teşekkür ederiz Mahmut Hocam. Şimdi öncelikle hazırlıklardan biraz bahsedelim. Kamp notlarını ben okudum izleyenlere. Gel şimdiden tabii bir tartışma konusu oldu olacak gibi. 3-4-3 sistemi üzerinden tabii bir takım denemeleri oldu. Ama nihayetinde bir hazırlık maçıdır. Zaten bunlar için yapılır. Ama sosyal medyada bir 3-4-3 tartışmasını gördüm. Şöyle ki yani orta sahada evet Fenerbahçe'nin güçlü ve fazla sayıda oyuncuya sahip olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu sistem bir avantaj ama savunma için bir zafiyet yaratabilir mi? Kanat oyuncularının çok meziyetli de olması gerekiyor. Siz tabii profesyonelsiniz bu konuda. Nasıl bakıyorsunuz duayen bir teknik adam olarak hocam? Ya, önemli olan bunların elinizdeki kadroyla neler yapacağınız. Çünkü geçen sezonda bunları oynayabilecek bir Fenerbahçe vardı. Elindeki şu andaki stoper hattından çıkarsanız beşliği de oynayabilir, üçlüyü de oynayabilir, ikiliyi de oynayabilir, dörtlüyü de oynayabilir. O varyasyonların hepsine olan bir elinde bir kadrosuna sahip koça. Ama tabii bunlar her maça göre de değişiklik yaparsınız. Bu sefer hepsini oturtamazsınız. Esasında normaline bakarsanız iki tane ana bir sisteminiz olur. Onlar genelde de onlarla oynarsınız. Üçlü olabilir mi? Olur. 3-4-3 çok mükemmel bir oyun kurucusu, oyun sistemi. Ama tabii burada bütün hatların hepsini çok çabuk, çok agresif, o gitgelleri çok iyi oynaması lazım. Yani durağan oynarsanız onu başaramazsınız ve bir sürü defalar meydana çıkar. Dörtlü de oynayabilir. O da hangi takımlara karşı olabilir? Kendine yakın takımlara karşı onu kullanabilir ama tekrardan senin de söylediğin gibi 3-4-3'ü oynamak her baba yiğidin harcı değil, her takımın harcı da değil. Yani işte onları kimlerde görüyorsunuz? Ne bileyim Liverpool gibi falan takımlarda görebilirsiniz. Onlar başarabilirler ama çok meziyetli oyuncuları var. Tabii şimdi sizin elinizde İrfan Can gibi, Mesut Özil gibi o tarzda oyuncular varsa ki Mesut bunları hemen hemen bu sistemleri, bu dizilişleri oynadı. Etrafları çok hızlı oyunculardan kuruluydu. Tabii burada orta sahanın meziyetleri çok önemli. Forvet hattında sol, sağ ve santrafor diye nitelendireceğimiz oradakilerin size öndeki katkısı ne olacak, baskısı ne olacak ve gitgelleri ne şekilde olacak? Bunlar tabii bugünden yarına oynayayım diye çıkacak bir oyun dizilişleri ve modelleri değil. Çok üzerinde çalışılması ve çok hazırlık dönemlerinden geçip onu uygulamak lazım. Biz tabii her zaman şunu söyleriz, hepimizin söylediği gibi bekleyelim, görelim ama zaman da daralıyor. Bir an evvel oyun kurgunuzu oturtacaksınız. Artı tabii transferlerde kimler gelecek ve kimleri göndereceksiniz. İşte çok kalabalık bir kadrosu var Fenerbahçe'de. Bu hoca için handikap. Yani zaman daralıyor. Kamp dönemi bitecek. O kamp dönemi bittikten sonra da en son ikinci kamp dönemine elinizde yani maksimumdan çıkarın. Dört kaleci de düşünürseniz. Yani 30 kişilik bir kadro, hadi 28 kişilik bir kadro bunu sezon sonuna kadar götüreceksiniz. Bir an evvel onları oturtmaları lazım. Aldığımız bilgiler, söylenenler, okuduklarımızdan dolayı çıkarsak iyi bir santrofor arayışları var. Üst düzeydeki santroforlarla görüşüyorlar. Mukavelesi olan veya olmayan o tarzdaki santroforlar. Bir tane alacaklar. Herhalde bir sağ açık düşünüyorlar. Yani süratli bir sağ açık, iyi bir solaya alıp oyunu içeri iyi kat eden bir sağ açık pozisyonda oynayan bir oyuncu düşünüyorlar. Yani tabii antrenman metotları biraz değişmiş olabilir. Onu Volkan geldiği zaman daha net birebir konuşuruz. Çünkü onlar orada izliyorlar devamlı. Onlar konulara daha vakıflar. Biz sadece görüntüler veyahut da çıkan konuşmalardan yola çıkıyoruz. Artık orta sahanın oturtması gerekecek. Orta sahada büyük olasılıkla bu sezon biz Mesut'u farklı bir varyasyonlarda göreceğiz. Herhalde oyun kurucusu da Pereira'nın, Sayın Hoca'nın oyun kurucusu da onun üzerinden olacak. İşte onun etrafını toparlamanız lazım. Eğer dörtlü orta saha oynuyorsunuz, Mesut'la da oynayacaksınız bu orta sahada ki öyle olacak. Onun etrafında çok çabuk oynayan oyuncular olması lazım. Peki. Gelen bilgiler doğrultusunda da Mert Hakan'ı biliyoruz. Çok staj da bahsediliyor Mert Hakan'ın ilk periyottaki performansı. Yani bakalım maçlarda daha farklı bir görüntüler meydana çıkacak. Hocam topuk yaylasından gelen bir takım notlar alıyor. Her gün okuyorum ben bunu. Birkaçını sizinle de paylaşmak istiyorum.
Şu Çin macerası Pereira'ya çok yaramış hocam. Volkan'ın notlarına göre 5 yıl sonra yeniden takımın başında şimdi. Çok daha farklı bir kişilik olarak taraftarların karşısına çıkacak gibi duruyor. Yani oyuncu ilişkilerinde mesela çok pozitifmiş. Geçtiğimiz yılları hatırlayın. İşte Robin van Persie ile yaşadığı gerginlikler, Caner'le yaşadıkları vesaire çok konuşulmuştu. Bu kez başta Mesut olmak üzere yıldızları hep motive ediyormuş. Yani konsantre bir şekilde antrenmanda var olmalarını için uğraşıyormuş. Artı çok pozitifmiş ilişkileri. Yani Çin macerası bu net Volkan'ın ifadesi hocam. Pereira'yı daha bilge bir insan haline getirmiş. Farklı bir Pereira izleyecek herhalde futbol severler. Ne dersiniz? Sevgili Çiğdem, tabii her gün, her sene, her hafta, her ay tecrübeleniyorsunuz. Gittiğiniz ülkeler farklı ülkeler. Oranın kültürleri farklı, anatomileri farklı, yapı farklı. Yiyecek, içecek ne dersiniz? Her şeyiniz farklı. Orada tabii Asya kültüründen yavaş yavaş bir şeyler kapıyorsunuz. Oradaki insanlar nedir? Siz onlara ne kadar saygı gösterirsiniz, onlar da size o kadar saygı gösterir. Biz de aynı kültürdeyiz. Sen beni sayarsan ben de seni sayarım. Misali ben şu açıdan ben de yaşadım. Afrika kökenli, Afrika da aynı şekilde. Oralarda bulunduk. Siz onları alçak görmezseniz onların seviyesinde olursunuz. Onlarla birlikte olursunuz. Yaşarsınız. Yaşamınızı sürdürürseniz size kucaklarını açıyorlar. Yani tecrübeleniyorsunuz. Sayın Hoca da tecrübelenmiş. Daha farklı bir yöntemlerle elindeki oyuncu. Bakarsak o dönemki Fenerbahçe'de çok üst düzeyde oyuncular vardı. Çok nasıl söyleyeyim sana yıldız diye tabir ettiğimiz oyuncular vardı. Bu sene Fenerbahçe'nin elinde daha çok takım oyuncusu olanlar var. Yıldız olarak değerlendireceğiniz kimler var Fenerbahçe'de? Mesut'u sayabiliyorsunuz. Gustavo'yu sayabiliyorsunuz. Hadi Solza'yı da koyalım arasına. Yani şöyle bakarsanız işte farklı bir yıldız tabir edeceğimiz ve hatta bütün dünyanın çok staşta bahsettiği oyunculardan kurulu bir kadro çok ama takım var. Bir oyun kurgusunu çok uygulayabilecek bir takım var. Pereira da tabii çok tecrübeli olduğu için bunları görüyor ve o şekilde yaklaşımı ödüyor. Tabii temennimiz takımların hepsinin başarılı bir sezon geçirmeleri, sakatsız geçirmeleri. Bekleyelim, göreceğiz Çiğdem. Evet, Mesut Özil'le ilgili bahsettiğiniz için onunla alakalı da Volkan'ın notu şöyle hemen okumak isterim. Hocam Fenerbahçe ile dere ağzı çalışmaları dahil tek antrenman dahi kaçırmamış Mesut Özil. Bir de bu süreçte çok katılımcı, çok pozitif, çok mutlu bir görüntü de vermiş. Belki halen beklenen fiziksel seviyede değil diyor Volkan ama yani elbette top ayağına geldiğinde kalitesini en üst şekilde gösteriyor. Yani beklentiler çok yüksek. Özellikle Mert Hakan ve Mesut vazgeçilmez olacakmış takımda. Takımı domine eden isimlerin olması da bekleniyor bu isimlerin. Mert Hakan da beklenen patlamayı bir türlü yapamadı biliyorsunuz. Belki bu sezon daha farklı olabilir. Ne dersiniz? Yorumunuz nedir? Tabii biraz evvel Mert Hakan'dan bahsetmeye çalıştım. Gelen bilgiler ve biraz da gördüğümüz kadarıyla bunlar tabii bizi fazla tatmin etmezdi gördüklerimiz. Mert Hakan eğer o temposunu, devamlılığını, oyundaki ilk 11'deki şansını devamlı şöyle 5 maçı arka arkaya yakaladığı zaman onun temposunu bir daha göreceğiz ve Fenerbahçe'ye katkısı. Mesut Özil tamam Arsenal'da da Real Madrid'de de böyle 90 dakikanın içinde devamlı git geller oynayan bir oyuncu değildi ama oyun mentalitesi çok farklı. Yanındakiler farklı işler yapıp Mesut farklı bir konuma geliyordu. Eğer Mesut'u siz 90 dakika içinde fazla ondan o ikili mücadelelerden ziyade oyun kültürünü ortaya çıkartmasını beklerseniz Fenerbahçe çok 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 büyük katkılar olur. Yani biz Mesut'u o şekilde tanırız. Peki. Gerek Valdebeman'da olsun gerek diğer ülkelerde oynadıkları gibi. Peki. Yani hoca bir iş artık hocada kalacak ve onların kadrosunu şekillendirip hocanın eline teslim etmeleri. Onlardan sonra daha net görüşeceğiz ve daha iyi konuşuruz Çiğdem. Çok teşekkürler Mahmut Hocam. Çok keyifli bir sohbet oldu. Görüşmek üzere. Mükabele. İyi yayınlar. İyi hafta sonu.